Bu balık dik. New York, Scotia'daki Skyport adlı restorandaki akvaryumda yaşıyor. Yıllar boyunca dik burada çok meşhur oldu. Ama hastalık belirtileri göstermeye başladığı zaman sevenleri onun için meraklandı. Dick'in hastalığı hava kesesinden kaynaklanıyordu. Veterinerler onun bu hastalığını geçirmek için yeşil mantar ezmesiyle besliyorlardı. Bu ezmeyi günde üç defa elle yediriyorlardı. Ve bu işe yarıyor gibiydi. Ama müşteriler hala endişeliydi çünkü onlar balığın yüzmesi gerektiğini düşünüyordu. Onun için bu özel askıları hazırladılar. Bu alet sayesinde dik yüzebiliyordu. Bu aynı zamanda balıkların rehabilitasyonu için de faydalıydı. Onun arkadaşları dikin iyileştiğini görmekten mutluydu. Ne zaman ki dik akvaryumun içinde rahatlıkla yüzmeye başladı, o zaman hepsi yaptıkları işin buna değdiğine karar verdiler. Bu askıdaki gelişmeler çizim tahtasının üzerinde yerini almıştı. Oxfordshire, İngiltere'deki Cotswold Vahşi Yaşam Parkı'na acil bir göz ameliyatı için yeni bir leopar geliyor. Jesse adındaki bu 9 yaşındaki leopar her iki gözündeki kataraktan kurtulmak için 3 saat sürecek olan bir ameliyat geçirecek. Kataraklar gözlerdeki protein birikmesi sonucunda oluşan genel bir hastalıktır. Bu hastalık sonucunda görüş puslu olur. Ya da Jesse'de olduğu gibi kör olma tehlikesi de vardır. Cerrahlara göre anestesi ameliyatın kendisinden bile daha tehlikelidir. Ama leoparlarda anestesinin tehlikesi pek yoktur. Bu ameliyatı çok hassas bir duruma sokan konu ise cesinin çok nadir bulunan bir leopar türü olmasıdır. Bu türde 60'tan biraz fazla leopar esaret altında yaşamaktadır ve 30 kadarı da kendi tabi yaşam alanlarında olan Sibirya ve Kuzey içinde bulunmaktadır. Göz uzmanı olan James Sampson ve ekibine Jesse'nin gözlerinin görmesini ve tekrar parktaki yerine dönmesini sağladıkları için çok teşekkür ederiz. Kedi, Mushi ile tanışın. Onu diğerlerinden ayıran özellik, görülmemiş olan bir arkadaşlığıdır. Gördüğünüz gibi son 3 yıldan beri Berlin'deki hayvanat bahçesinde siyah ve kahverengi ayılarla arkadaşlık ediyor. Hayvanat bahçesindeki bakıcılara göre Muşi yanlışlıkla ayılara ayrılmış bölgeye girdi ve anında onların oyun arkadaşı haline geldi. Bazılarına göre ise Muşi'nin kafası biraz karışık. Çünkü o kendini bir ayı sanıyor. Uzmanlara göre kedilerin ve ayıların özellikle de etobur olup kediyle oynamaktansa onu yemeği tercih edecek kahverengi ayıların uyum içinde yaşamaları çok olağan dışı. Ama yine de Muşi'nin dokuz canı yerli yerinde duruyor. Şimdi hayvanat bahçesi bu olağan dışı gösteriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Onu asıl yerine koymaktansa Berlin Hayvanat Bahçesi onu bulunduğu yerde bırakmaya kararlı. Ziyaretçileri eğlendirmekten başka arkadaşları için de terapi etkisi sağlıyor. Bunlar gibi zeki ayılar bile esaret altında kendilerini oyalayacak çok fazla bir şey bulamazlar ve çok çabuk sinirlenebilirler. Muşi gibi tüylü bir yaratıksa kısa sürede ıslanabilir. Viyana'daki dünyanın en eski hayvanat bahçelerinden biri olan Sanborn, dünyanın en genç fillerinden birine ev sahipliği yapıyor. Annesi Tongo ve babası Pambo olan bu küçük dişi file, Zambiya'daki bir şehrin adı olan Mango ismi verilmiştir. Doğduğu zaman fil yavruları yaklaşık 125 kilogram ağırlığında olurlar ve ilk iki saat içinde yürüyemezler. Mongo annesinin sütünden günde bir buçuk kilo alıyor. Meme emmediği zamanlarda bile annesinin memeleriyle oynamaktan hoşlanıyor. Aynı insan yavrularının parmaklarını emdiği gibi. İnsan yavrularının süt dişlerini değiştirdikleri gibi fil yavruları da bir yaşına gelince meme emmelerini kolaylaştıran dişlerini kaybeder. Kısa süre sonra Mongo fillere ayrılmış alanda 2 yaşında ve ziyaretçilerin sevgilisi olan erkek fil Abu ile oynamaya başlayacak. İlginç bir durumda yetişkin filler ayakta uyudukları halde yavru filler annelerinin gözetimi altında yatarak uyurlar. Filler kendi cinslerinden olanlara karşı aşırı derecede bağlı olurlar. Yürüyüş esnasında geriye kalan yavru filleri bekleyerek sürüye katılmalarını sağlarlar. Hipopotam olan Bayan Jane 3 hafta önce 50 kilo ağırlığında bir erkek yavru dünyaya getirdi. Doğumdan hemen önce bayan Jenny de diğer hemcinsleri gibi sürüsünden uzaklaştı. Bebek hipopotamlar yürümeyi öğrenmeden önce yüzmeyi öğrenirler. Çünkü genellikle suyun içinde doğarlar ve ilk nefeslerini almak için su yüzüne çıkmak zorundadırlar. İlk bakışta insanın merakını cezbediyor. Gördüğünüz planörü taşıyan beyaz giysili adam, iki hafta sonra bu küçük beyaz Rus turna sürüsü Sibirya üzerinden Hindistan ve İran'daki yaşam alanlarına doğru uzun ve tehlikeli bir yolculuğa çıkacaklar. Bir İtalyan macera perest olan Angelo Darigo da bu yolculuğa motorlu bir planörle eşlik edecek. Darigo, Sibirya boyunca havalar iyice soğumadan turnaların onu izlemeleri için onları ikna etmeye çalışıyor. Darigo, geçen kış Sahra çölünü kartallarla beş hafta boyunca uçarak geçti ve Moskova'nın 500 kilometre güneydoğusundaki Oksi doğal alanına ulaştı. Kendi kendine motorlu planörünü aynı turnalar gibi uçurmaya çalıştı. Turnaların en çok sevdiği bu küçük balıklar ekibin beyaz kıyafetli üyeleri tarafından hazırlanarak turnalara verildi. Okski doğal alanın yöneticisi Yuru Makin bu projenin beyaz Rus turnalarını kurtaracağını umut ediyor ve daha büyük sürülerin doğal yaşam alanlarına daha rahat ulaşmasını sağlayacağını düşünüyor. Sibirya vahşi yaşam alanında sadece 20 tane beyaz turna ailesi bulunmaktadır. Markine göre bu büyüleyici kuşları korumak Rusya'nın dünyaya karşı olan bir sorumluluğudur. Yakında Darigo ve 7 turna güneye doğru olan uzun ve zorlu yolculuklarına başlamak için kuzey Sibirya'da özel bir kampta bulunmaktalar. Onların bu uzun yolculuğu yerdeki takviye ekiplerce kontrol edilecektir. Şu anda da kuşları bu uçan gürültülü makinenin onların annesi olduğuna ikna etmeye çalışıyorlar. Bu bence iyi bir başlangıç. 45 yaşındaki Dan Shaw, genç yaşlarda kör olacağını öğrenmişti. Bugün o dünyadaki ilk körlere yardımcı atı olan Cobbles'a sahip. Shaw'a göre 82 santim boyundaki bu at onun için göz ve kulaktan daha fazla bir şeyler ifade ediyor. Bu ikisi yaklaşık bir yıl önce bir araya geldiklerinden beri Cobbles onun en iyi dostu ve yol göstericisi oldu. Çoğu günlerde Kabils, Şola, Posta Kutusu'na kadar gitmek gibi işlerde de yardımcı oluyor. Bu 3 yaşındaki at sahibinin daha önce yapmaya cesaret edemediği birçok işi de yapmasına yardım ediyor. İkisi birlikte New York şehrini ziyaret edip metroya bile bindiler. Empire State binasına çıkıp Central Park'ta fayton gezisi bile yaptılar. Bu ikili Şol'un salonunda oturup beraberce televizyon seyretmeyi ve dinlenmeyi de çok seviyor ve eve alışık olduğu için hiçbir zaman ortalığı dağıtmıyor. Kabul'ın dünyanın ilk körlere yardımcı atı olduğundan beri diğerleri onun izinden gitmeye başladılar. Ve körlere yardımcı olmak amacıyla körlere yardımcı atlar için bir vakıf kuruldu. Verilen bilgilere göre yardımcı atlar köpeklere oranla daha fazla beceriler gösteriyorlar. Atların daha uzun bir yaşam süreleri, dayanıklı ve iyi huylu olmaları onları üstün yapan niteliklerden bazılarıdır. Atlar genellikle alerjik bir yapıya sahip değiller ve kalabalık ve çocukların dikkatini dağıtabilirler. Bütün atlar sahiplerini en doğru ve tehlikesiz bir yoldan götürme becerisine ve önlerine çıkacak engelleri en uygun şekilde atlatma kabiliyetine sahiptirler. Bütün bu samimiyetlerine rağmen gün bitiminde herkesin kendi evine gitmesi gerektiğini de biliyorlar. Bu yüzden gün bittikten sonra Kabil, o da arkadaşı olan Nevada'nın yanına dönüyor. <laughs> Kolombiya'nın Pasifik sahilinin sıcak suları buraya yerleşmiş olan yerel balıkçılara, buranın yerli ve yabancı canlılarının bazılarına, kahvaltı arayanlara ünlü ziyaretçilere ve uzun yolculuktan dönen hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Balinalar buraya gelip doğum yaparlar ve Antarktika'nın soğuk sularına geri dönmeden önce yavrularını burada büyütürler. Kolombiya'nın Bahia Solana bölgesinde balina seyrettirmek yerlilerin gelir kaynaklarından biridir. Yaklaşık 20 bin turist 65 tonluk bu devleri görmek için buraya gelir. İzleyenler onlar zıpladıkça ve suyun içinde döndükçe çok hoşlanırlar. Balinaların 13 türünden biri olan kambur balinalar çok hareketli ve akrobatiktirler. Bu hareketlerine sebep olan şey belki oyun oynamak, derilerindeki parazitlerden kurtulmak ya da diğerleriyle iletişim kurmak için olabilir. Her sene 1200 balina ya da dünya üzerindeki bütün kambur balinaların %10'u buraya gelip Onları seyredenlere unutulmaz anlar yaşatırlar. 9 yaşındaki Tinacon her gün okuldan sonra Hampenya amcasına çok değişik bir ders almak için gider. Tinacon bir yılan terbiyecisi olmayı öğreniyor ve bunu en zor yoldan yapıyor, canlı, ölümcül ve tehlikeli bir kral kobra yılanıyla. Bunlar Tayland'ın en ölümcül yılanlarıdır. Bangkok'un 400 kilometre uzağındaki Kongeng köyünün erkekleri olgunlaşınca yılan terbiye etme sanatına başlarlar. Bu gelenek geçmişten bugüne kadar nesilden nesile süre gelmiştir. Önce onları kızdırıp hamle yapmalarını sağlarlar. Daha sonra da o korkunç dişlerinden uzak durmayı öğrenirler. Bu can alıcı bir işlem olan yılan şovları, köyün çiftçiliğe ilaveten fazladan gelir elde etmesini sağladığı için devam eder. Köyün genç kızları da yılanlarla beraber yapılan bu dansın derslerine katılırlar. Bu kızlar bazen kendilerinin iki katı kadar olabilen piton yılanlarıyla bu çalışmayı yaparlar. Çok tehlikeli olmasa da bazen kızlar yılanları ağızlarına alıp ısırırlar. Tıpkı bu kızın yaptığı gibi. Yılan terbiyecisi yetiştiren okulda daha tecrübeli olan yetişkinler gösterilerini boyları 5,5 metreye ulaşabilen kral kobralarla yaparlar. Doğru teknik kullanmak şarttır. Çünkü bu yılanlar yetişkin bir fili bir ısırıkta öldürebilecek kadar zehirlidirler. Çok enteresandır. Motor kazalarında ya da boğularak ölenlerin sayısı yılan ısırığından ölenlerden çok daha fazladır. Son 40 yıl içerisinde bu yüzden sadece 2 kişi ölmüştür. 600 köyün her birinde en azından bir tane kral kobra yılanı bulunmaktadır. Buradaki çocuklar bu ölümcül yılanlara ev hayvanı gözüyle bakarak yetişiyorlar. Bu yılanlar köyün etrafında turistleri korkutarak dolaşırlar. Bu köyler için kobralar başarının ve zenginliğin bir göstergesidir. Yılanların kalitesi, boyu ve becerileri insanın köy içerisindeki itibarını belirler. Bir dahaki gelişinizde yanınızda büyük bir yılan getirmeyi sakın unutmayın. Çin'deki bu hayvanat bahçesinin sakinleri SARS virüsüne karşı en iyi şekilde korunmaktadırlar. 2003 yılının martından beri hayvanları SARS virüsünden korumak için vitamin kokteyli ve geleneksel Çin ilaçları kullanılmaktadır. Vitaminler hayvanların immün sistemlerini korumak için geliştirilmiştir. Bu ilaçların kullanımı başarılı sonuçlar vermiş olup burada yaşayan insanlarda, hayvanlarda ve kuşlarda SARS virüsüne rastlanmamıştır. Bakıcılar ilaçları hayvanlara vermek için uygun yollar kullanırlar. Ama buranın bazı sakinleri ilacın kokusunu yemeğin içinde olsa bile hemen alabilirler. Bakıcı olan Wang Jiezhong'un dediğine göre beslenme programına yeni ilaveler yapıldı. Bunlar takviye yiyecekler ve bolca taze meyve verilerek hastalığa karşı etkili bir savaş verilmektedir. Hayvanat Bahçesi'nin yöneticisi Jiang Jingou, ziyaretçilerin hayvanlara çok fazla yaklaşmalarının panda gibi çok özel türlere zararlı olabileceğini söylüyor. Çin Hayvanat Bahçesi'nin ana eğlence bölümü SARS virüsü yüzünden kapatılmıştı. Ama kriz boyunca hayvanat bahçesi açık kaldı. Ziyaretçi sayısı kritik oranında düştü. Çünkü çoğu evlerinde hastalıkla uğraşıyordu. Hayvanat bahçesi çalışanları tedbiri elden bırakmıyorlardı. Bunun için de hayvanları her gün kontrol ediyor ve yerlerini her gün dezenfekte ediyorlardı. SARS virüsü de diğer hastalıklar gibi ziyaretçilerin getirdiği yiyeceklerden de hayvanlara bulaşabiliyordu. Bu yüzden insanların kurallara uyması için ilave önlemler alınıyordu. Bir söylentiye göre evcil hayvanlar potansiyel taşıyıcı olabiliyorlardı ve insanlar bu hastalığa kendi ev hayvanları aracılığıyla yakalanabiliyorlardı. Ama uzmanlar bu fikre karşı çıktılar. Bu söylentiler etkisini göstermeye başladı. Birçok insan evcil hayvanlarını Çin'deki barınaklara bırakmaya ya da onları evlerinden dışarı atmaya başladılar. Çin'in Guangdong bölgesindeki aile balık çiftliğinde balık yetiştiricisi olan Louis Chen, SARS virüsünün havuz balıklarına geçmediğini keşfetti. Bütün balık yetiştiricileri en büyük akvaryum balığına sahip olmayı ister. Ama gerçekte Louis Chen ve kardeşi Jackie ona sahiptiler. Bruce adındaki bu balığın boyu 37.2 santimdi ve resmi olarak dünyanın en büyük akvaryum balığıydı. Peki, bir akvaryum balığını bir ev kedisinin büyüklüğüne ulaştıran neydi? Çen kardeşlere göre bunun sebebi iyi bir soydan gelmesi, yiyeceklerine dikkat edilmesi ve özel yapılan egzersizlerdi. Burası Çin'in en büyük balık yetiştirme çiftliklerinden birisi. Burada 300'den fazla akvaryum balığı çeşidinden 100'den fazlasının yetiştirildiği yerleri görmekteyiz. Bu akvaryum balıklarının ana vatanlarının Çin olduğu söylenir. Bunların ataları milattan önce 300 yıllarında yaşamışlardır. Çinliler parlak renkli balıkların zenginlik ve sağlık göstergesi olduğuna çok inanırlar. Akvaryum balığı yetiştiriciliği 1500'lü yıllarda önce Japonya'ya oradan 1800'lü yıllarda İngiltere'ye, Fransa'ya, Portekiz'e ve Hollanda'ya geçti. Günümüzde akvaryum balıklarının satışları yüz milyonlarca Amerikan dolarına ulaşmaktadır. Çen kardeşler yetiştirdikleri balıkların tamamını ihraç ederler. Amerika ve Avrupa bunların yarısından fazlasını alır. 1984 yılında Çen kardeşler siyah ve beyaz renkte yeni bir tür yaratmayı başardılar. Bu balığın fiyatı 8 bin Hong Kong dolarına kadar çıkabiliyordu. Burusa göre o hala dünyanın en değerli balığı. Çünkü ağırlığınca altın ediyor. Bir animasyon filmi olan Kayıp Balık Nemo'yu satışa sundukları zaman pet shop'larda büyük bir satış patlaması yaşandı. Dünya üzerindeki bütün çocuklar Nemo'ya benzeyen balıklara sahip olmak istediler. Nemo filminin konusu okyanusta başlayıp bir dişçinin akvaryumuna kadar devam eden ve kayıp oğlunu arayan bir babaya anlatmaktadır. Bu filmden sonra Nemo'ya benzeyen balıkların pet shoplardaki satışları %30'da %40 artış göstermiştir. Gerçek hayatta Nemo cinsi balıkların fiyatı 15 dolar civarındadır. Bu bir balık için ucuzdur ama ona bakabilmek için gerekli olan ekipmanları dahil ederseniz oldukça pahalı bir zektir. Beslemek için Nemo'yu almaktansa basit bir goldfish alıp bir kavanoza koymak daha akıllıca. Babam nerede acaba? Tatlım baban sanırım pet shop'a geri dönmüştür. Pet shop mu? Evet biliyorsun mesela ben babinin dükkanından geldim. Ben de saraydan şehrin öbür yakasından. Ben de öyle. Ben de öyle. Peki sen nereden geldin? Ben okyanustan geldim. Ha okyanustan. Ha ne okyanus olamaz. Ha, Neden söz ediyorsun? Buradan geçen teknenin nereye gittiğini biliyor musun? Aa, evet. Az önce buradan bir tekne geçti ve e, bu tarafa doğru gittiler. Hadi beni takip et. Bekle bir dakika, bekle. Kılavuz balığı tuzlu su balığıdır. Bu yüzden bir sürü şeye ihtiyacı vardır. Onlar goldfish'e benzemez. Eğer iyi bakılmazlarsa ölürler. Igor ve Nikola ile tanışın. Onlar baba ve oğuldan oluşan bir ekiptir. Ve her gün Hollanda'da bulunan bu su parkında ziyaretçilere eğlenceli dakikalar geçirtirler. Buradaki insanlar da yerlerinin iyi olduklarını sanıyor. Dünyanın en büyük deniz memelilerinin bulunduğu bu parkta bir kutlama var. Buradaki deniz aslanlarından biri dünyaya sağlıklı bir yavru getirmek üzere. Bebek neredeyse ağır annesi ve kafesin parmaklıkları arasında ezilecekti. 15 aylık hamilelik döneminden sonra 21 yaşındaki anne Olga dünyaya Boyko adında sağlıklı bir bebek yavru getirdi. Bebeğin doğumu yaklaşık 40 dakika sürdü. Bu deniz aslanları için kısa bir doğum süresi. Bir metreyi geçen boyuyla boyka, Rusça'da savaşçı anlamına geliyor. Yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaydı ve uzun bıyıklara sahipti. Bu çok hoş bir görüntüydü. Parktaki eğitimcilerin söylediğine göre Boyka annesinin sütünden faydalanıp hızla büyüyordu. Olga da çok iyi bir anneydi. Bol süt verip oğluna karşı olan görevini yerine getiriyordu. Bu Olga'nın esaret altındaki ikinci doğumuydu. Sekiz yıl önce Nikolay'ı doğurmuştu. Nikolay gördüğünüz gibi babasıyla beraber ziyaretçilere eğlenceli dakikalar geçirtiyor. Yakında Olga ve Boyka da onlara katılacak. Şimdilik hoşça kalın çocuklar. Hoşça kalın. Sıcak hava dalgası ülkeyi kasıp kavururken Türkiye'nin İzmir kentinde bulunan bu parktaki hayvanlar devamlı suyla ıslatılıyorlar. Ayrıca hayvanların sıcaktan rahatsız olmamaları için de ilave suyla ıslatılmaları gerekiyor. Kedilerin çoğunluğunun sudan hoşlanmamalarına rağmen gördüğünüz gibi Sumatra kaplanı bu uygulamadan çok keyif alıyor. Kaplanlar dünyadaki en çok korkulan hayvanların başında gelir. Bunun nedeni belki de çok iri olmaları. Fakat Sumatra kaplanları Hindistan'dakilere oranla daha küçüklerdir. Kaplanların özelliği çizgili postlara sahip olmalarıdır. Sumatra kaplanlarının çizgileri birbirine diğerlerinden daha yakındır. Ortalama 40 dereceye varan sıcaklığıyla İzmir, Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden biridir. Evet, şimdi soğuktan şikayet ediyorsanız, arkanıza yaslanıp geçen yazın sıcak günlerini hayal edebilirsiniz. Burası Jakarta'nın batısındaki Safari Park Hayvanat Bahçesi. Ziyaretçiler parkın içinde arabayla dolaşıp hayvanları izleyebilirler. Fillerin haricinde Safari Park'ta pitonlar, kaplanlar, aslanlar, leoparlar, ayılar ve geyikler vardır. Safari Parkı 7 erkek ve 24 dişi file ev sahipliği yapmaktadır. Ama şimdi yeni bir yıldızları var. Yeni doğmuş bir fil. Sumatra fili olan Linda'nın 32 yıl içinde doğan üçüncü yavrusu, iki ay erken doğmasına ve 60 kilo olmasına rağmen oldukça sağlıklı bir durumda görünüyor. Erken doğum hayvanat bahçesinin bazı sakinlerini şaşırttı. Sabah erken saatlerde doğum gerçekleşti. Buna hazır değillerdi. Çünkü hamilelik dönemi normalde 20 ay olmasına rağmen yavru 18 ayda doğdu. Safari Parkı ona Endonezya'nın ünlü bir şarkıcı ve dansçısı olan ayrıca şovları zevkle izlenen Enol'ün adını verdi. Parkın fil yetiştirme bölümü bütün gayretiyle programına devam ediyor. Buna sebepse ziyaretçilerin fillere gösterdiği aşırı ilgi. Aynı zamanda yerel ve uluslararası hayvanat bahçeleriyle olan değişik programını da sürdürüyorlar. Filler inanılmaz derecede sosyal hayvanlardır ve iletişimlerini çok uzun mesafeler arasında bile uzun dalga ses frekanslarıyla sürdürebilirler. Sumatra fili Asya filinin bir alt türüdür. Endonezya'nın en büyük kara hayvanıdır ve sadece Sumatra adasında bulunur adanın 1750 metre yüksekliğinde bulunan ormanlık alanlarda yaşarlar. Kurak sezonda uzun bir yürüyüşle dağların tepesinden sahile kadar inerler ve yağmur mevsimi geldiği zaman da dönerler. Adanın yerli halkı da onların doğal yaşamlarına saygılı davranırlar. Berlin'in dışındaki bu küçük hayvanat bahçesinin üç tane yeni sakini var. Hiçbiri burada doğmadı ve üç haftalıktan daha büyük değiller. Üç tane bebek rakun üvey babaları tarafından büyütülüyor. Badrozo hayvanat bahçesinin müdürü, anneleri tarafından terk edilmiş olan bu tüylü hayvanlarla ilgileniyor. Yerel yöneticiler ilk olarak Pino'yu bu erkek rakunu neredeyse açlıktan ölmek üzereyken bularak yeni evlerine yerleştirdiler. İki hafta sonra iki yeni rakunda Pino'ya katıldı. Bu iki rakunda anneleri tarafından terk edilmişti. Ve bu üç rakunda Hartford Rigda tarafından biberonla besleniyorlar. Bu küçük sevimli hayvanlara bakınca insan bunların evcil hayvanı olarak beslenip beslenmeyeceğini düşünüyor. Hartford'a göre onların daha büyük bir kafese ve gece onlara bakacak birilerine ihtiyaçları var. Bunlar biraz da kediyi andırıyorlar. Aslında rakunlar doğadaki hayvanların en akıllarından biri olarak kabul edilir. Rakunlar ilk olarak Orta Avrupa'ya getirilmişler ve yerleştirilmişlerdir. Daha sonraları vahşileşip meyve çalarak beslenmeye başlamışlardır. Yabani hayvanları koruyanlara göre 100 bin kadar rakun Almanya'da yaşamaktadır bunların kuduz hastalığını yaymasından korkulmaktadır. Pino'ya da bakarak bu hayvanların etrafa zarar verebileceklerini düşünmek çok zor geliyor. Rakun ismi Hint dilindeki Arakun'dan türetilmiştir. Anlamı ise elleriyle kaşıyan demektir. Yetişkin bir rakun 90 cm uzunluğuna ve 15 kg ağırlığına ulaşabiliyor. Siyah bir yüz maskesine ve uzun bir kuyruğa sahipler. Tüyleri uzun ve çok sıktır. Genellikle kahverengi ve siyah renkte olurlar. Rakunlar et yerler ve dişleri bunun için gereklidir. Bu sahneye bakınca ayakkabıyı da buna dahil edebiliriz. Genellikle geceleri daha hareketlidirler. Bu da yiyeceğin ne kadar uzakta olduğuna ve hava şartlarına bağlıdır. Yetişkin bir rakunun menzili çapı 1 mil olan bir dairedir. Ama gelişme süresince ölçüleri büyür. Yetişkinler tek başına çekingendir ama grup halindeyken sosyal davranışlar sergilerler. Aileleri geliştikçe onlar çevreye daha uyumlu hale gelirler. Gençler ilk yıllarda yaşadıkları bölgeyi sonbaharla ilkbahar arası terk ederler ve yeni bir yere yerleşene kadar yaklaşık 75 mil kadar ilerlerler. Bu arada rakunların seyahat etmek için domuzlardan faydalanmaları pek görülen bir olay değildir. Evet, yeni doğmuş bir aslan yavrusundan daha sevimli ne olabilir ki? Ziyaretçiler Çin'deki hayvan dünyasında bu yeni doğmuş aslan yavrularını görmeye geliyor. Bu yavrular çok uykucudur ve insan içine çıkmaya henüz hazır değiller. Bunlardan dört tanesi sadece iki günlük ve çevrelerini keşfetmeye henüz başlamadılar. Bundan iki hafta kadar önce başka bir dişi aslan beş yavru dünyaya getirmişti. Bu kendi başına bakabileceğinden fazlaydı. Çünkü dişi aslanların sadece dört tane memesi vardır. Ama bu bayan beş yavru doğurdu. Bu yüzden acilen beşinci yavruyu sütüyle besleyecek bir köpek bulmak gerekiyordu. Bu onu hayatta tutmanın tek yoluydu. Bütün Çin'den bu yavruya annelik yapacak bir köpek vermek için teklifler geliyordu. Bu sırada Safari Park'ta aslanları büyütmek için ellerinden geleni yapıyordu. Yakın zamanda 100 tanesini yetiştirmeyi başardılar. Toplamda ise 200 tane aslan yetiştirdiler. Buradaki aslanların üreme ve hayatta kalma oranları oldukça yüksekti. Böylece Animalya'nın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. mamata sacha sacha samada mamata sacha sacha samada mamata sacha